Söyler misiniz? Annem burada başına neler geldi? Ve annemden bana kalan evi neden satın almak istiyorsunuz? Annenin burada tatsız şeyler yaşadığını ben sana daha önce söylemiştim kızım. Ama tabii sen üzülme diye detayına girmedim. Bildiklerinizi duymaya hazırım. Bir dakika, bir dakika. Ben önce şu ev konusunu bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ben yanlış mı duydum? Siz Gonca'nın evini satın mı almak istediniz? Baba? Ben de Hidayet'ten duydum. Gonca İstanbul'a gidiyor, bu ev satılır dedi. Ben de bir teklifte bulundum, bu kadar yani. İyi de Gonca geleli daha 3 gün falan olmuş. Hayırdır? Ne bu acele? Canım, aceleyle bir ilgisi yok ki. Ticari bir faaliyet bu, o kadar. Hidayet Bey teklifi ilettiğinde ben dönmeye karar vermemiştim ki. Size neden döneceğimi söyledi acaba? Vallahi onu Hidayet'e soracaksın. Yok yok. O evi almak için özel bir sebebiniz olmalı. Yani başka türlüsü mantıklı gelmiyor. Benim için ne özel sebep olacak? Yani anlıyorum, senin için duygusal değeri olabilir ama benim için sadece o ev bir yatırım aracı, o kadar yani. Halil, o ev için verdiğin teklifi biz de bilseydik keşke. Böyle habersiz kalmaz. Gonca Hanım'a mahcup olmazdık. Ya evet baba, da ama Gonca da net bir cevap vermediği için ben söylemedim sana. Hidayet Bey'e cevabını net bir şekilde iletmiştim ben. O evi satmıyorum Halil Bey. Ve ne olursa olsun satmayacağım. Öyle mi? İyi, iyi. Abi, bu bahsettikleri ev senin çizimlerini yaptığın ev değil mi? Aynen canım, o. Belki bana söz düşmez ama sonuçta bu ev eski püskü bir köy evi değil mi? Niye bu kadar gündem oldu? Dediğiniz gibi. Size söz düşmez Ece Hanım. Çat kapı geldin kapımıza. Başımızda böyle sorgu hakimi gibi dikildin. Bak susuyorum ne zamandır. Ama kızım, misafirsen misafirliğini bil, tamam mı? Anne tamam, sakin ol. Gonca sen de. Tamam, haklısın. Ortada garip bir durum var. Ama böyle karşılıklı birbirimizi suçlayarak hiçbir yere varamayız. Toprak sen karışma. Anne. Evet kızım. Demek annenle ilgili her şeyi öğrenmek istiyorsun. Tamam. Ben sana anlatacağım bilmek istediğin her şeyi. Canan. Yok yok. Hazırım. Dinliyorum. Bir kere her şeyden önce bu konu babanı, Tahir Bey'i de çok yakından ilgilendiriyor. Canan. Misafirimize ikramda bulunmayacak mıyız? Bir çay, kahve falan. Şu an sırası değil. Bir şey istemiyorum. Teşekkürler. Canan Hanım. Annem burada başına gelenleri en iyi siz biliyorsunuz anlaşılan. Neymiş babamı yakından ilgilendiren? Söyler misiniz? Gonca biraz konuşalım mı? Bir dakika, annenle konuşuyoruz. Tamam ama bu şekilde gergin konuşmanın hiç kimseye faydası yok. Ya geçmişte neler olduğunu bilmek istiyorum Toprak. Evet ama rica ediyorum lütfen. Lütfen.